İyi akşamlar gençler. Altın Oran video serisinin 4. videosuyla karşınızdayız. Şimdi benim 2002 yılında bulduğum bir teoremi anlatacağım size. Çok ciddi bir altın oran uygulaması. Hikaye ama şeyle başladı. Daha öncelerinde. Biliyorsunuz Tümay Yayınları diye bir bizim gençliğimizde zaten 3-4 tane üniversite yazılı kitabı vardı. Tümay Yayınları diye bir kitap vardı. Böyle ya kitabın sonunda ya dağıtılmış böyle yıldızlı sorular vardı içinde. Tüm geometri meraklıları onları çözmeye çalışırdı. Bir tane şöyle bir soru vardı. Hiç unutmuyorum. Burası 24 derece. Şura 30 derece. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit verilmiş. Ve şu açı soruluyor. Tabii ben de çözememiştim herkes gibi. Ama her boş anımda bu soruyu çözmeye çalışırdım. Tabii o zamanlar hani çok da bir şey bilmiyoruz. Sadece zevk veriyor. Çözmek değil, uğraşmak zevk veriyordu. Hala da öyle. Böyle bir soruyu hemen çözdüm mü? Aman be diyordum, keşke biraz ya çözemeseydim de biraz vakit güzel geçse. Hep öyle düşünen biriyim açıkçası. Bu soruyla çok uğraştım gençliğimde. Hayır, garip olan şey şuydu. Üçgende alan kısmının soluna koyulmuştu. Kendimi şeye şartlandırmışım yani bunu alan konusuna koyduklarına göre alanla çözülecek diye. Demek ki başarısızlığımın nedeni oymuş. Daha sonra özgür düşününce bir şeyler ilerledi. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım size. Altın oranla ilişkisini birazdan bulacağız. Şimdi gençler, biz bu altın oran dersine nasıl başlamıştık? Öklid'in tanımıyla. Öklid ne yapmıştı? Bir doğru parçasının üzerindeki bir noktaya altın nokta demişti. Eğer şu şart sağlanıyorsa doğru parçasının tamamının bu iki parçadan büyük olanına oranı büyüğün küçüğe olan oranına eşitse, değil mi? Bu oranların her birini altın oran diye tanımlamıştı. Buradan karşımıza gelen denklem ne? X kare eşittir y çarpı x artı y. Evet, bu şimdi kenarda bekleyecek bu. Şimdi böyle ve bu eşitliği sağlayan x ve y'ler için x bölü y'ye altın oran diyorduk, değil mi? Bu altın oranın tanımı. Peki, bir gün gene geometri çalışırken şunla karşılaşmışım. Mesela şöyle bir şekil düşünün. Dışarıdaki bir P noktasından bu C çemberine şey çizilmiş olsun. Bir P noktasından bir teğet bir de kesen çizilmiş olsun. Ama şu uzunluk şu uzunluğa eşit verilmiş olsun. Yani bu uzunluğa x diyelim. Bu uzunluğa da y diyelim. Biliyorsunuz ki kuvvet teoremi sağlanır. O da nedir? X kare eşittir. İlk değdiği yere kadar çarpı tamamı. Y çarpı y artı x. Bu eşitliği görünce aklımda böyle bir şimşek çaktı. Bu ikisi, bunlar aynı. Bunlar aynı. Ha, demek ki böyle bir şekilde direkt x bölü y altın oran oluyor. Hatta böyle bir şekilde bakın şu üçgeni tamamlarsak şurada bir teğet giriş açı oluyor ve şu açıya her zaman eşit, değil mi? Demek ki x aşağı yazayım. Demek ki şura teta ise burada daima teta olur. Ondan sonra bunu düşündüm. Acaba bununla bunun oranı altın oran çıkarsa o zaman alfa 30 çıkacak. Alfa'nın da ben cevap anahtarından biliyorum 30 olduğunu. Demek ki bununla bunun oranı altın oran olmalı. Gerçekten öyle mi? Bununla bunun dediğim şey ne? Yazayım. X aslında x bölü y yerine buraya 1 değil. X'i altın oran bulacak mıyız? Buluruz. Sinüs teoremi yapalım. Bakın şu açının sinüsü lazım bize ama bunun sinüsüyle aynı biliyorsun. Dolayısıyla x bölü sin 54 derece eşittir 1 bölü sin 30 derece. Evet, buradan x ne çıkar? Sinüs 54 bölü sinüs 30. Peki. Bu altın oran mı ki? Bakalım. Sin 54 kosinüs 36 derece. Sin 30 da 1 bölü 2. Bakın x ne çıktı şu an? 2 çarpı kosinüs 36 çıktı. Yani kosinüs 36 x bölü 2'ymiş.
Hatırlarsanız ilk altın oranın birinci dersinde biz kosinüs 36'nın fi bölü 2 olduğunu bulmuştuk. Burada da kosinüs 36 x bölü 2 diyor. Ha, demek ki x altın oranmış. X altın oranmış. Madem ki altın oran, o zaman cevap 30. Şimdi ama bunu modelleyeceğiz şimdi. Anladınız değil mi olayı? Şimdi nasıl bir modelleme yapacağız? Önce şunları yapmama izin verin. Bakın ne bulduk? Altın oranı sin 54 bölü sin 30 bulduk. Bunu bir yazalım. Peki aynı zamanda sin 54 yerine sinüs 126 derecede yazsak bir şey olmaz değil mi? Sin 30. Şimdi birkaç tane daha bulacağım böyle. Ondan sonra ağzımdaki baklayı çıkartacağım. Bir de gençler şeyi bulmuştuk. Sin 18 derecenin 1 bölü 2 fi olduğunu bulmuştuk. Hatırlar mısınız ilk derste? O zaman buradan ne çıkar? Buradan da fi'yi bir çekelim. Bu 1 bölü 2 çarpı 1 bölü fi olarak yazalım. 2'yi buraya 1 bölü fi 1 bölü fi 2 sin 18. Demek ki fi ne? 1 bölü 2 sin 18. Yani 1 bölü 2 bölü sin 18. O zaman bakın bunu yerine sin 30 yazabilirsin. Demek ki aynı zamanda sin 30 bölü sin 18 de altın orandır. Bütünleyen açıların sinüsleri aynı olduğundan sin 30 yerine sinüs 150 derece de yazabiliriz. Değil mi? Bölü sin 18. Evet. Bitmedi. Bir de şunu göstereceğim size. Kos 36 neydi? Fi bölü 2. O zaman şöyle diyeyim. Fi yerine 2 kos 36 yazdım diyelim. Fi 2 kos 36. Bakın ne yapıyorum. Bu ifadeyi bir sin 36 ile çarpıp bölüyorum. Yukarısı sinüs 72 oldu. Bakın burası da sinüs 36 oldu. Fi için bir tane daha sin bölü sin şeklinde bir ifade buldum. Neymiş? Sinüs 72 bölü sinüs 36. Biliyorsun bu sinüs 108 bölü sin 36 da eder. Evet. Birazdan bu eşitlik işimize yarayacak. Şimdi gençler aynı tipte bir şekil çiziyorum. Şöyle yapalım. Bura buraya eşit olsun. Bura alfa, bura beta olsun. Burada teta olsun. Buraya x, yani şuraya rastgele 1 diyelim. Buraya 1 demek hiç uzunluğu değiştirmez değil mi? Buraya da x diyelim. Evet. Şimdi bulduğum, yani buradan biraz önce ispatlamıştık zaten. Eğer şu açı biliyorsun alfa artı beta. Sinüs teoremi yapalım mı? X bölü sinüs alfa artı beta eşittir 1 bölü sin alfa. Bakın bu olay bizi nereye götürecek? X eşittir sinüs alfa artı beta bölü sin alfaya. Eğer böyle bir şekilde sinüs alfa artı beta bölü sinüs alfa artı beta bölü sin alfa eğer x ise ama x altın oransa her zaman olmaz ama altın oransa o bahsettiğim kuvvet teoreminden dolayı çünkü x kare eşittir 1 çarpı 1 artı x sağlandığından x altın oransa hatırlayın fi'nin karesi 1 artı kendisiydi o zaman şöyle bir durum oluşur bakın şunun çevrel çemberi ne yapar? Ne yapar ben çizemesem de? Şuradan teğet olur. Teğet olur. Dolayısıyla bu açıyla bu açı eş olur. Aynı yere dönen teğet giriş açıyla çevre açı aynı olur. Dolayısıyla teta alfa olur. Evet. Güzel bir teorem ama şunu söyleyeyim. İşte 6 tane soruyu çözmeye yarar. Başka yaramaz. Yani yarayabilir muhtemelen de. Derece cinsinden olarak. Mesela nasıl? Burada hemen bakıyorum. Şu açının sinüsü bölü bu açının sinüsü. Altın oranla evet. O zaman alfa eşittir 30 diyorum. Başka mesela şununla ilgili bir soru yazayım size. Şöyle yapayım. Bakın şurayı 30 derece veriyorum. Ne diyor? Ay özür dilerim. Burayı 30 vereceğim.
Buraya 30 vereceğim, buraya 18 vereceğim. 18. Bakın işte burayı da 12 verirsem eğer, şurası 30 oluyor. Ve teta nedir derlerse şöyle bir soruyla. Bakıyorum sin 30 bölü sin 18 altın oran olduğundan teta eşittir 18 diyor. Veya mesela şu. Şöyle yapalım. Diyor ki burası 36 derece, burada 36 derece ve bura buraya eşit. Teta nedir diye sordular. Hemen şu açı bakıyor 72. Peki sin 72 bölü sin 36 altın oran mı? Evet, o zaman teta eşittir 36 diyor. Veya mesela ne bileyim şunla ilgili. Şu açı şöyle yapalım. Şurada 126 derece olsun. Şurası da 30 olsun. Yani aslında çok da güzel çizememişiz. Şöyle. Burası 30 olsun. Yani burası 96 olsun. Bura buraya eşit verilsin. Hop. Teta sorulsun. Hemen bakıyoruz. Sinüs 126 bölü sin 30 altın oran olduğundan hop teta'ya eşittir 30 diyoruz. Genel durum anlaşılmıştır sanırım. Evet. Bir de mesela şu durum için aslında size yarın bir model daha vereyim. Hatta şöyle bunu ödev olarak bırakayım size. Eğer gençler şöyle şura alfa, bura beta ve bura buraya eşit. Ödev. Eğer alfanın 3 katıyla beta'nın 2 katının toplamı 180 derece ise en büyük üçgen ikizkenardır. Yani teta eşittir alfadır. Bunu da bir model kaçsa artık. Bunu da daha sonra çekeriz ama lütfen bunu ama altın oran kullanmadan kanıtlamaya çalışın. Aslında videoyu bitirmeden buna sonradan yaptığım bir kanıtı daha göstersem şöyle. Çünkü o 36-36 üçgeni burada da kullanılacak. Bakın şöyle yapıyorum. Şuradan bir 30 derecelik açı çizdim. Mikserleri sil. Sonra bakın şurada bir simetriğini çizdim. Yani şu üçgenin AD'ye göre simetriğini çizdim. O zaman şurası da 24 oldu mu? Peki bunu buraya bağladık. Bakın bir tepesi 60 derece olan bir eşkenar üçgen çıktı. Demek ki burası 36, burada 36 oldu mu? Ha, bunu buraya bağla. Bakın sadece şu BKC üçgenine odaklanın. Kesen ayağı D. 36 ve burası soruluyor. Bu soru şu sorunun aynısı değil mi? Bu sorunun aynısı. Evet. Dolayısıyla bu üçgen ikizkenardır. Çıkacak değil mi? Bir dakika. Evet. Bura 36 çıkacak. Bura 72 olduğundan. Dikkat edin buranın tamamı da 72. Yani buraya kaldı 48. O zaman 72 olduğundan burada denden. Sonuçta bakın şu üçgen tepesi 48 derece olan bir ikizkenar üçgen oldu. Taban açılar 66'şar derece olmalı. Onun için alfa eşittir 30. Yani bu çözümde de kilit rol tekrar ediyorum şu oldu. Evet. Buna 36 ise x'i bulmak. Evet, bu önemli bir model. Sık karşımıza çıkacak. O videoyu da izlersiniz umarım. Peki. Altın Oran'ın 5. videosunda görüşmek üzere. Bay bay.